geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun. Bugün yine değişik bir video ile karşınızdayım açıkçası. Bir medium sitesi buldum Instagram'da. Çok eğlenceliydi, aşırı eğlenceliydi. Seninle paylaşmazsam çok kendimi kötü hissederdim. Efendim, bu şahsın 43.200 takipçisi ve 451 gönderisi vardı. Ve beni çok duygulandırdı. Yazdıkları ve yaptıkları havas ilmi diye adlandırılan mevzular bunlar. Hanımefendinin son paylaştığı söylem, ne denir ona, paylaşım, Instagram bir paylaşımı şu: sizi üzen, kalbinizi kıran kişiyi köpek gibi pişman ettirmek için bana ulaşın. Vay be dedim. O anda vay be dedim. Kendi kendime dedim ki vay be. Hani vay be. Hakikaten köpek gibi pişman ettirmek istiyorsanız tabii. Tabii burada ablaya yorumlar yapılmış sözde ve o da sizden gelenler adına paylaşmış. Diyor ki ablacığım seni çok seviyorum. Çok dolandırıldım. Allah senden razı olsun. Canımın yarısını aldın, bana verdin. İyi ki varsınız ablam. Senin sayende biz barıştık. Sen de ablam oldun diye anlatmış. Efendim diyor ki ablamın sonra bir paylaşım yapıyor. Kendisi diyor ki geri getirme, bağlama, büyü, muska bozma, özür dilettirme, iş yükseltme ve zenginlik, arsa, ev, araba satma, istediğiniz okulu kazanma. Abla bunda Cem'in bir esprisi vardı, işte yerinde bir mevzuydu. Yani hem uçuyor hem biletle gösterim yapıyor. Bunları yapıyormuş arkadaşımız. Evet, devam. Ya diyor ki eşim eve geldi diyor birisi. Yani gittiydi geri geldi diyor. Yani aldığım para helal hoş olsun diyor. Yarın sana gönlümden kopan hediye de yollayacağım diyor hesabına diyor. Bana tekrar IBAN atar mısın diyor. Bak hani buradan inceden mesaj da veriliyor, anladın mı? Hani IBAN'ını yolla diyenler oluyor. Gerektiğinde hediye de yolluyorlar, sır. Siz hiç vermiyorsunuz falan diyor. Evet, baktığımızda böyle ilginç mürekkepler ve kalemler paylaşmış. Yazık yavrum. Hocam günaydın diyor birisi. Günaydın diyor da hocamız. Kızım için ayırma işlemi yaptırmıştım. Kocası boşanma davası açtı bugün. Çok teşekkür ederim size. Sayenizde artık dayaktan küfürden kurtuldu. Başka türlü bu adam kızımı bırakmazdı diye mesajıyla hanımefendinin yapmış olduğu bu bozma işi ya da bağlama, özür dilettirme işinin garanti olduğunu gösteriyor. Ablam diyor, ben Ümeyra, yeni telefonum, numaram bu, kaydet diyor. Aşık etme işlemi yapmıştım diyor. Kocam diyor eve döndü. Beni deli gibi kıskanıyor, her yerde, her yere beni götürmek istiyor. Aman Allah'ım, yataklar yataklar diyor. Böyle karantina günlerimizde ikinci balayını yaşıyoruz diyor. Acayip diyor aktiviteler. Yani öyle böyle sevişmiyoruz diyor falan. Telefon numaramı değiştirdi bana. Tek sıkıntısı çok boğucu şekilde gereksiz kıskanıyor ama o da artık nazarlık olsun. Teşekkür ederim her şey için diyor. Bağlamak bizim işimiz demiş ablamız. Birisi de diyor ki ablacığım günaydın, eşim işe gitti, bir yazayım dedim, yanında konuşamıyorum biliyorsun. Abla bağlama işlemi 12. günündeyiz biliyor musun, sanki 7 yıl öncesine döndük. Eşim ağzımın içine bakıyor böyle diye sürekli gelip sarılıyor, özür diliyor yaptıkları için. Boşanmak üzereyken benden nefret ederken bu adam şimdi senin sayende ilk günkü gibi aşık oldu. Götümden ayrılmıyor diyor. Peşimden demiş de ben oraya apartıyorum. Yolumu kurtardın diyor. Diyor ki ablamızın biri de yine Allah sizden razı olsun. Ablacığım ilmine yüreğine sağlık. Ben zaten ne desem size az kalır. Eşimle tekrar birleştik diyor. Eş genelde birleştirme mevzuları. Genelde eşleriyle birleşme mevzuları yine dediğim gibi. Mesela çok garip bir fotoğraf çizmiş. O fotoğrafta adamın dalgayla abinin, yani erkeğin genital bölgesiyle kadının genital bölgesini Arapça
harfler falan yazmış. Garip. 6 aydır diyor boşandığım kocam siz işlemi yaptıktan 3 gün sonra yanıma geldi, ayaklarıma kapandı diyor. Beni affet, ben sensiz yapamıyorum dedi diyor. Bunlar hep olmuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı cumalarınız olsun sayın hocam. Ben işte ismini vermiş, umarım hatırladınız. Eşim alkol, biz arkadaşlarından uzak durmaya başladı diyor, sizin diyor bu projeyi yapmanızın üzerine diyor. Evet. Bu neymiş? Abla iyi akşamlar. Şükür mesleğim üst seviyede, hiçbir sorunum yok. Ama çok mutsuzdum. Hep psikolojik olarak hem de aşk yolunda kötüydüm. Şükürler diliyorum. Ben bu sıkıntılarımı sizinle açtım. Size iki doktor arkadaşımı yolladım. Çok memnun kaldılar. Doktorlar da geliyor bize diyor. Çok teşekkür ederiz. Sizden aşırı memnunuz. Rabbim şükürler eylesin diyor. Kız arkadaşımı bana tekrar kazandırdınız. Nasıl öderim hakkınızı diyor. İban atıyor herhalde o da. Çiçek sepetinden de hediye yollayan bir arkadaşımız bu. Evet. Bugün geldi diyor bana diyor. Ablasıyla tanıştırdı. Pişman olduğunu söyledi diyor arkadaş diyor. Hocam diyor engeli kaldırmış diyor, bana yazıyor şu an. Hocam diye mailerini uzatıyor. Seni çok özledim, köpek gibi pişmanım dedi. 14 ay sonra yazdı, sayenizde şoklardayım diyor. Evet. Abla engelini kaldı. Biri de yine eşiyle alakalı mevzular. Genelde şey çok yok yani. Tartışmalarla ilgili hep genelde ve barışmaya yönelik, hani şunun bir ağzını sıçayım durumu çok yok. Benim için hayaldi diyor. Evet bakalım. Emre artık bana iyi davranıyor. Eski Emre gitti, yeni Emre geldi. Özür diledi. Var hep böyle genellikle. Özür mesajları, aşık etme, işte kademe atlatma, soğutma, zenginlik işlemi diye de postun üzerine yazmış. Ablanın parmağında birkaç tane yüzük var. Yüzüklerde 4-5 liralık, yani şeyden Eminönü'nden alınmış gibi duruyor sanki. Hiç mesaj yok. Hep beğeni var. Hani anladın. Sevdiğinizi kör kütük deli gibi aşık etmek istiyorsanız bana ulaşın diyor. Fazla. Bakıyorum efendim, takipçileri siliyorum, bayanları dedi. Telefonundakileri silmiş yani. Efendim. Vallahi hocam diyor, tek kelimeyle mükemmelsiniz. Çalınan paranın yerini sizin sayenizde bulduk. Para da buluyor yani. Arapçalar, harfler, yıldızlar, değişik değişik otlar, bitkilerle çalışıyor ablamız. Evet. Ya çok şaka gibi sevgili dostlar, sakın ha bak. Ben bu tarz davaları da gördüm açıkçası. Bu davaları da bildiğim için hani aman ha gözünü seveyim, bu tarz şeylere sakın ha. Sakın ha. İnanmıyoruz. Geri getirme, bağlama. Evet, bağlama, kısa bağlama. Kısa bağlamaysa bu. Pişman edip geri getirme. Abi neler var ya, kişinin inadını kırıp geri getirme yöntemi ömürlüktür. Ömürlük. Bu neydi lan o şarkı, unuttum. Sürekli teşekkürler, sürekli teşekkürler var tabii. Şimdi işlemler var, WhatsApp irtibat numaraları var kendilerinin buradan. Artı 38 çalışıyor, neresiyse şu anda bilemiyorum. Oradan takılıyor. Efendim dün sevişten. Şimdi burada başlıklar koymuş. Geri getirme, bağlama, aşık etme, evlilik, boşanma, ayırma, kaynana arası, büyü bozma. İşlemler için iletişime geçin. Tabii. Vay be, ya muazzam.
kimse yumurtadan büyü yapıyor. Bu insanlara inanıp da para yatıranlar da tabii var, yani var, haliyle var. Çok iyi ya. Mesajlarını ben gördüğümde tabii çok panik yaptım. Dedim ki Allah'ım, bunu benim bir an önce işte arkadaşlarıma anlatmam lazım. Sizinle paylaşmam lazım. Ondan sonra çünkü çok güldüm yani. Gül 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 gül. 10 gül. Hani çok güldüm. Dedim ya arkadaş, bu şaka mı? İnanıyorlarmış abi. İnanılıyor. İnanılmaz ama. Yani inanılmaz bir şey ama inanılıyor. Kısmet ve bereket işlemi. Geri döndürme. U yaptırıyormuş. Hanımefendi. U'lar U'lar işte. Acayip. 12 gün önce bağlama işlemi yaptırmıştım. Benimki uzun sap bağlamaydı. Siz kısa yapmışsınız. Akordunu tutturamıyorum. Da böyle bir şey yok. Evet. Ablam kaldırdı engelimi. Seni çok özledim. Köpek gibi dedi. Hep aynı köpek gibi her yerde yazıyor ama. Köpek gibi. Hep bak, 10 tane okudum şu ana kadar. Köpek gibi. Bak güzel. Abla sen var ya, meleksin melek. Bugüne kadar gitmediğim hocam ediyorum kalmadı ama hiçbir işlemi gerçekleştiremedi sen hariç. Ayın 15'inde maaşımı alır almaz 1000 lira daha yatıracağım hesabına. İyi ki seni görüp yazmışım. Şimdi 1000 lira daha yatıracağım dediysen, normalde bu işlerin ne kadara yapıldığını anlayan 1000 liranın üstünde. Ama ben sana 1000 lira daha yatıracağım. Biz bunu 5000 lira yapıyoruz. Yaptım 1000 lira daha. Bu da yine bir gayrimeşru tekniğidir. Buradan okudum da yani 1000 lira daha atıyorsa demek ki pahalı diyerek kendini ve götünü ona göre organize ediyorsun. Evet. Aşık etme, geri getirme, eve bağlama, dil bağlama, soğutma, ayırma, nasip açma, evlilik, kocayı eve bağlama. Kocayı eve bağlamak için gereken malzemeler, ip. Kır yeşomanlarınızı çıkartın. Normal giyinin, kocanız evde kalır. O kır yeşomanları kim satıyorsa onun Allah belasını versin. Evet. Evlenene kadar arkadaş, yani her gün farklı kıyafetler. Evlenince o göte niye çekilir o gri eşoman, çözemedim. Neyse, uzatmayacağım da bunu böyle. Hikayesi böyle yani, orada binlerce böyle mesaj var. Bir saniye. Kainata. Aşağılık bir durum. Vay anasını. Anında etki eden can para aşk büyüsü. Vay anasını. İsim tarih verilir diyor. Yani hani bir şey istiyorsanız o günün tarihini de veririz diyor. Sevdiğin adam Korateş gibi aşkla, tutkuyla, hayranlıkla, canı pahasına deli gibi kul köle şeklinde sana bağlı olsun istiyor musun? Evet. O zaman domal. Yani Allah Allah. O zaman beni seviyor mu? Beni aldatıyor mu? Aklındaki kişi ben miyim? Ama miyim ayrı. Orada bak, atlamışsın hocam. Sıçmış. Evlilik düşünüyor mu? Ne zaman barışacağız? Hiç aldattı mı? Geçmişte aldattı mı? Barışma tarihimiz. İş bulabilecek miyim? İş yükselme var mı? Bu yine ayrı değil. Enflasyon rakamları, emekliye nasıl zam verilecek? Bu soruların hepsi az sonra. Hocam bakın, burada binlerce mesaj var ve yani İran aşk falı diyor kadına, Katina aşk falı ikilisi, isimler, tarihler içerir. En detaylı bakımdır. Adınız, anne adı, doğum tarihi gereklidir. Anne adı üzerinden Kur'an'la bakılır.
cehennemliktir der. Yani akidi. O yüzden işte ben şunun için anlatayım dedim. Kapatayım şunu, gözünü seveyim. Ben bağımlılık yapıyor, sonra ben de çık. Daha aşağı geçeceğim diye. Evet. Bu tarz insanlara inanmayın. Emniyet kemerinizi bağlayın. Yolculuğa öyle çıkın. Adam canını sıkmayın. Kendinize iyi bakın. Geceniz güzel. Uykunuz derin ve anlamlı olsun. Görüşürüz.